7. Bölüm. Sevgili kardeşler, bu vaatlere sahip olduğumuza göre bedeni ve ruhu lekeleyen her şeyden kendimizi arındıralım. Tanrı korkusunda yaşayarak kutsallıkta yetkinleşelim. Pavlus'un sevinci. Yüreklerinizde bize yer verin. Kimseye haksızlık etmedik. Kimseyi yoldan saptırmadık. Kimseyi sömürmedik. Bunu sizi yargılamak için söylemiyorum. Daha önce söylediğim gibi, yüreğimizde öyle bir yeriniz var ki, sizinle ölürüz de, yaşarız da. Size çok güveniyorum, sizinle çok övünüyorum. Teselliyle doluyum. Bütün sıkıntılarımız arasında sevincim sonsuzdur. Makedonya'ya geldiğimizde de hiç rahat yüzü görmedik. Her bakımdan sıkıntı çekiyorduk. Dışarıda kavgalar, yüreğimizde korkular vardı. Ama yüreği ezik olanları teselli eden Tanrı, Titus'un yanımıza gelişiyle, yalnız gelişiyle değil, sizden aldığı teselliyle de bizi teselli etti. Titus beni ne kadar özlediğinizi, benim için ne kadar üzülüp gayret ettiğinizi bize anlatınca sevincim bir kat daha arttı. Mektubumla size acı vermiş olsam bile pişman değilim. Aslında pişman olmuştum. Kısa bir süre içinde olsa o mektubun size acı verdiğini görüyorum. Ama şimdi seviniyorum. Acı duymuş olmanıza değil, bu acının sizi tövbeye yöneltmiş olmasına seviniyorum. Tanrı'nın isteğine uygun olarak acı çektiniz. Böylece hiçbir şekilde bizden zarar görmediniz. Tanrı'nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık vermeyen tövbeye götürür. Dünyanın acıları ise ölüm getirir. Bakın bu acılar, Tanrı'nın isteğiyle çektiğiniz bu acılar sizde ne büyük bir ciddiyet, paklanmak için ne büyük bir istek yarattı. Sizde ne büyük öfke, korku, özlem, gayret ve suçluyu cezalandırma arzusu uyandırdı. Bu konuda her bakımdan masum olduğunuzu kanıtladınız. Size o mektubu yazdımsa, haksızlık edeni ya da haksızlık göreni düşünerek yazmadım. Bize nedenle adanmış olduğunuzu Tanrı önünde açıkça görmenizi istiyordum. Bütün bunlarla teselliyi buluyoruz. Tesellimize ek olarak Titus'un sevinci bizi daha da çok sevindirdi. Çünkü hepiniz onun yüreğini ferahlattınız. Sizleri ona övdüm ve beni utandırmadınız. Size söylediğimiz her şey nasıl gerçek idiyse, sizi Titus'a övmemiz de öylece gerçek çıktı. Hepinizin nasıl söz dinlediğini, kendisini nasıl saygı ve korkuyla kabul ettiğinizi hatırladıkça, size olan sevgisi bir kat daha artıyor. Size her bakımdan güvenebildiğim için seviniyorum.''